Türkiye'de büyük projelere imza atılıyor, donanımlı binalar yapılıyor. Ancak bu donanımlı binaların arka planında bir de yapım aşaması var. Yapım aşamasında alınan güvenlik önlemleri hayati önem taşıyor. Biz de bu hafta anahtarda iş sağlığı ve güvenliğini ele alacağız. Değerli izleyenler, bir inşaat alanındayız ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanı Sayın Furkan Yıldız'la inşaat alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliğini konuşacağız. Furkan Bey, Anahtar Programı'na hoş geldiniz. İnşaat sektörünü bize kısaca anlatabilir misiniz? İnşaat sektörü ülkemizde ekonominin ana eksenini oluşturan en önemli sektörlerden bir tanesi. Sektör ekonominin lokomotifi olarak da anılmaktadır. 200'den fazla alt sektöre mal ve hizmet üreten bir sektör. Tabii sektörün bu kadar pozitif durumu karşısında negatif olan bazı yanları da var. İşte açılışta ifade ettiğiniz iş sağlığı ve güvenliği konusu olmazsa olmaz önem arz eden hususlardan bir tanesi. 2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan istatistiklerimiz mevcut. Bu istatistikler 1 milyon 700 binin üzerinde Türkiye'de iş yerinin bulunduğu ve bu iş yeri sayısının karşısında %14'lük diyebileceğimiz bir rakam. 200 bine yakın ruhsatlı şu anda aktif bir şekilde çalışan inşaat iş yerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Çalışan sayısına baktığımızda da 14 milyon kayıtlı çalışanımız şu an rakamlar bunu göstermekte. 14 milyon çalışanın da yaklaşık 2 milyonu yapı sektöründe bir fiil çalışmaktadır. Evet, Türkiye'de inşaat sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından durumu nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayınlamış olduğu istatistikler var. İş kazaları ile ilgili daha çok anılan bir sektör ne yazık ki. Tabii bu iş kazalarını azaltmaya yönelik çok ciddi faaliyetler var. Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğimiz mevcut. Burada sektörde kullanılan özellikle kazalara neden olabilecek türden iş ekipmanları ile ilgili çok ciddi manada tedbirlerin ve önlemlerin alınması lazım. Tabii kaza istatistikleri 2015 yılından bahsedecek olursak 1252 tane ne yazık ki ülkemizde gerçekleşen ölümlü iş kazası var. Bu iş kazasının 473 tanesi inşaat sektöründe gerçekleşmiş ki bu yaklaşık %38'e tekabül etmekte. Peki inşaat sektöründe neden bu kadar ölümlü kaza yaşanıyor? Bir tanesi belirttiğimiz iş yeri sayısının ve çalışan sayısının bu sektörde çok fazla olması. İkincisi ise sektörde işte yapı alanlarında muhtelif riskler ve tehlikeler var. Siz bunlarla ilgili gerekli önlemleri almadığınız takdirde sonuçları ne yazık ki çalışan açısından da iş yeri açısından da çok sıkıntılı olabilmekte. Tabii bunların indirgenmesine yönelik çok ciddi faaliyetler yürütülmekte. Biz şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz mekan, inşaat alanı bu hedefi tutturmuş nadir şantiyelerimizden bir tanesi. ...2002 yılında 100 bin çalışanda ölümlü iş kazası 44,7 oranındayken... ...bu rakam 2015 yılında 23,9 oranına kadar düşürülmüştür. 13 yıllık dönemde ölümlü iş kazası oranında %47 oranında azalma meydana gelmiştir. Bu rakamlar iyimser bir tablo ortaya koyuyor olsa da... ...söz konusu insan hayatı olunca yapılacak çalışmaların önemi daha da artıyor. İş sağlığı ve güvenliği anlamında ülkemizde hangi yasal düzenlemeler yapıldı? 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz var. Bu kanun önemli. Neden önemli? Kanun yayınlanmadan önce iş kanunu içerisinde yer alan bir bölümdü İş Sağlığı ve Güvenliği. 2012'de müstakil bir kanun olarak ele alındı. Tabii kanun ilk düzenlemeydi. Mütakiben arkasından ikinci yasal düzenlemelerimiz geldi ki bu yapı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği olarak ifade ettiğimiz ve iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği olarak ifade ettiğimiz direkt kanuna dayalı olarak yayınlanan ikinci mevzuat var. Bunun haricinde
diğer bakanlıkların yayınlamış olduğu ve iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin yer aldığı muhtelif mevzuat düzenlemeleri var. Yasal mevzuatın yayınlanmasıyla iş tamamlanmıyor. Orada belirtilen ifadelerin ve yükümlülüklerin işveren iradesiyle işveren tarafından yerine getirilmesi lazım. Türkiye'de iş kazaları diğer ülkelerde olduğu gibi kabul edilebilir seviyeler inecek. Sektöre genel olarak bakarsak meydana gelen kazaların temel nedenleri nedir? Kazaların bir numaralı nedeni yüksekten düşme ki istatistikler inşaat sektöründe gerçekleşen ölümlü iş kazalarının yaklaşık yarıya yakının %40'ının yüksekten düşmeler şeklinde gerçekleştiğini gösteriyor. Yüksekten düşmelerin akabinde malzeme düşmesi bir de tabii ki elektrik temas riski karşımıza çıkmakta. Ana maddeler halinde bunları sıralayabiliriz. İnşaat sektöründe gerçekleştirilen faaliyetler diğer işletmelerle kıyaslandığında farklı riskler taşır. Çalışma ortamında aynı anda pek çok işin yapılıyor olması, alanların geniş ve dağınık olması ve ağır iş makinesinin kullanılıyor olması iş kazalarındaki riski artırıyor. Ayrıca inşaat ortamında birden fazla işverenin olması koordinasyon problemlerine sebep olabiliyor. Çalışanların olumsuz hava koşullarına maruz kalması ve işi belli bir sürede tamamlama zorunluluğu kazaların sıklığını arttıran sebeplerden. Peki bunlarla ilgili çözüm önerileri ne olabilir? Tabii ki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği politikasının belirlenmesinde en önemli aktörlerden bir tanesi. Toplumun her katmanında istediğimiz ve arzuladığımız farkındalığın, bu iş güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik çok ciddi projeler yürütmekteyiz ki biliyorsunuz eğitim esasında en küçük çağlarda başlamakta. Yani temel eğitim seviyesinde dediğimiz işte çocuklarımızın eğitim almış oldukları okullara kadar biz bunu yaygınlaştırmaya dönük Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje yürüttük. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklarımıza dağıtılmış olan tüm ders kitaplarının arkasında çizgi bant şeklinde iş güvenliği ile ilgili muhtelif yönlendirmeler ve ifadeler var. Çocukların anlayabileceği dille. Bu üniversite seviyesinde de iş güvenliği derslerinin zorunlu ders olarak aktarılması bu manadaki farkındalığın ve bilincin oluşturulması için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun dışında sektör özelinde 2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TSE ile birlikte ortak yürüttüğümüz Güvenli İskele Projesi adı altında bir projemiz var ki bu projeye çok ehemmiyet gösteriyoruz. Neden? İşte yüksekten düşme diyoruz. Yüksekten düşmeye neden olan hususlardan bir tanesi de uygun olmayan iş ekipmanı veya standartlarına uygun olmayan iş ekipmanlarının kullanımından kaynaklı kazalardır. Hemen hemen birçoğumuz oturmuş olduğumuz mahallenin yakında görebiliriz. İskelelerin kurulu olduğunu, bu iskelelerin TSE'nin yayınlamış olduğu 12.810 standardına uygun olması. Tabii iskele dışında birazdan göreceğiz hareketli cephe platformlarımız var. Bunlar da standart üretilmesi ve sahada bunların kullanılması lazım. Bir de belki en önemlilerinden bir tanesi şu anda da görmekteyiz. Geçici kenar koruma korkulukları, döşemelerdeki tüm boşlukları tamamıyla çevreleyen ve çarpma halinde kesinlikle deforme olmayan, zarar vermeyen ve insanın da düşmesini engelleyen ekipmanlar. Tabii farkındalığı sağladığımız takdirde inanıyoruz ki istediğimiz seviyelere geleceğiz. Kazalarda minimum seviyelere indirgenmiş olacak. Furkan Yıldız, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sorularımıza cevap verdiniz. Çok sağ olasınız. Sayın
Sevgili izleyenler, bulunduğumuz inşaat sıfır ölümlü, sıfır iş kazası olan bir inşaat alanı. Şimdi bu başarının nasıl elde edildiğini sorumlulardan birisine soracağız. Sorumuzu Kalite Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Enzo Rao'ya yönelteceğiz. Enzo Bey, bu başarı nasıl elde edildi? Eğer etlik hastane şantiyesinden bahsediyorsak, burayı işçiler için çok tehlikeli bir yer olarak tanımlayabiliriz. Evet, şu anda sıfır ölümlü, sıfır kalıcı hasarlı iş kazasına ulaşmış durumdayız. Çok düşük miktarda, düşük seviyede bir yaralanma seviyemiz var. Geçmişte kullandığımız araçları kullanarak geleceğimizi planlıyoruz. Günlük bazda işçilere yakın olarak, onlarla iletişim kurarak, onlara iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Amacımız iş güvenliğinin onların hem kalbinde hem de akıllarında bir yer edinmesini sağlamak. İş güvenliği aynı zamanda planlamadır. Bu yüzden sahada yapılacak bir sonraki günün çalışmalarını da bir gün öncesinden planlıyoruz. Ayrıca oryantasyon ve eğitim aktiviteleri de bizim işçilere sağladığımız çok önemli aktivitelerden. Dediğimiz gibi bu projede işçiler bizim en öncelikli değerlerimizdir. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Burası Etlik Şehir Hastanesi inşaatı. Burada şimdiye kadar sıfır iş kazası yaşanmış ve bu oldukça önemli bir detay sevgili izleyenler. Şimdi konuğumuz İş Sağlığı Güvenliği Şefi Çağrı Yıldız. Çağrı Bey, öncelikle hoş geldiniz anahtar programına. Kaç kişi çalışıyor burada ve bu çalışanların iş güvenliği, sağlığı ve eğitimleri nasıl sağlanıyor? Çünkü burası büyük bir proje ve bu büyük projede sıfır iş kazasının yaşanması da hakikaten büyük bir olay, güzel bir olay, bir başarı. Bu eğitimleri ve iş güvenlikleri nasıl sağlanıyor bu çalışanların? Şu anda Avrupa'daki en büyük entegre sağlık kampüsü inşaatlarından birindesiniz. Yaklaşık 1 milyon 120 bin metrekare kapalı alanı olan devasa bir inşaat alanı içerisindeyiz. Ortalama günde 2000 kişi civarında bir personelimiz çalışıyor sahada. Ve bu 2000 personel tamamı saha giriş prosesleri içerisinde gerekli eğitimlerini almış vaziyette. İşin başından beri yaklaşık 1,5 sene oldu iş başlayalı. Ve bu 1,5 senelik süreç içerisinde 4,5 milyon adam saatlik bir iş gücü harcamamız olmuş. Ve bu 4,5 milyon adam saatin beraberinde 40 bin adam saat biz eğitim desteği vermişiz personelimize, sahada çalışan arkadaşlarımıza. Ve bunun yanı sıra da işte sıfır iş kazası ve sıfır kalıcı iş görememezlikli kaza yaşanmış bu şantiyede. Evet, başarılı bir sonuç ama yeterli değil. Daha ötesini, daha ilerisini, geleceğe dönük neler yapabiliriz, bunları konuşuyoruz. Burada tabii işin başında bir iş sağlığı güvenliği politikası belirleyip, işte sıfır kaza, hem de çok güçlü bir şekilde bu mesajı vererek sıfır kaza inancıyla işe girmiş olmamız bizim için çok büyük bir avantajdı. Bu 1 milyon 120 metrekarelik inşaat alanı içerisinde çok ciddi bir yüksekten düşme tehlikesi. Binalar yükseldikçe bu tehlike daha çok artıyor, kendini gösteriyor. İşte bunu nasıl kontrol edebiliriz? Burada geçici korkuluk sistemleri üzerinde duruldu ve... Evet, korkuluk dediğiniz bunlar mıdır? Evet, aynen öyle. Korkuluk sistemlerini devreye soktuk. Tamamı standartlara uygun. İşte TSE'den vesaireden sertifikasyonu olan, efendime söyleyeyim, mevcut yasal mevzuat gerekliliklerini tam anlamıyla karşılayan ve bizim de içimizi rahat ettiren bu tür korkuluk sistemlerini kurmaya başladık ve şu an saha içerisinde 40 bin metrelik toplamda 40 bin metrelik bir korkuluk sistemi var. Böylesine büyük şantiyelerde acil durum protokolleri çok önemli. Bir hadise, bir olay yaşandıktan sonraki ilk müdahalede biz zamanla savaşıyoruz. Dolayısıyla o zaman periyodunu çok kısa tutmamız gerekiyor. Yani bir personel nerede çalıştığını, hangi binada, hangi blokta, hangi katta çalıştığını bu haberleşme protokolleri vasıtasıyla çok rahatlıkla görebiliyor. Ve personele işe giriş eğitimlerinde, oryantasyon eğitimlerinde biz özellikle diyoruz ki mutlaka ve mutlaka çalışma alanınıza gittiğiniz zaman bunları bir inceleyin, bakın hangi bloktasınız, efendimiz hangi kuledesiniz, hangi yapıdasınız, kaçıncı katta çalışıyorsunuz, bir acil durum olduğu zaman ambulansa nasıl haber vereceksiniz, mutlaka ve mutlaka ambulans telefon numaraları var burada.
Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde personelin ambulansa haber vermesini sağlıyor. Saha içerisindeki o 1 milyon metrekarelik alanın içerisinde her alanda, her noktada bunları görebilirsiniz çok rahatlıkla. Bizim güvenlik politikamız, bizim mantığımız, bizim idealimiz hep kazayı önleyici tarafta olmak zorundayız. Çünkü iş kazalarının telafisi yok. Telafisi olmayan süreçlerin içerisine girmek istemiyoruz. Hep önleyici tarafta kalmak istiyoruz. Çar Bey, inşaat alanlarındaki güvenliğinin alınması gereken en önemli faktörlerden birisi de inşaat alanlarındaki asansörler. Bu asansörlerin güvenliğini nasıl alıyorsunuz? Öncelikli olarak tabii personel inisiyatifini sıfırlamamız gerekiyor. Teknik çözümleri ön planda tutmamız gerekiyor. Bu gördüğünüz asansörden şu anda inşaat alanı içerisinde 12 tane var. Her birinde de aynı standardı ortaya koyuyoruz. Ve bu asansörün her bir parçasının gerekli hem lokal hem de uluslararası standartlara uygunluk belgeleri ve sertifikaları var. Dolayısıyla standart dışı hiçbir ürünü şantiye içerisine sokmuyoruz. En basitinden operatör arkadaş açarsa şimdi en basitinden asansöre geçiş için kapılarımızın tamamında manyetik kilitler var. Asansör kata gelmeden bu kilitleri herhangi birinin açıp asansör boşluğundan içeriye düşme şansı yani hemen hemen yok. Yani bu kilitlerden, bu demirlerden her katta var. Her katta var. Artı dediğim gibi manyetik kilitler var. Asansör kata indiği zaman zaten açılabiliyor. Asansörü kullanmakla görevli olan operatör arkadaşın üretici firma tarafından gerekli sertifikasyonu yapılmış vaziyette. Artı asansör içerisinde bir tane anahtarımız var. Bu anahtar operatör arkadaş haricinde hiç kimse de yok. Ve operatör içeride olmadan bu asansörün çalışma imkanı, şansı da yok. Zaten burada da görülüyor, görüldüğü gibi yani yine güvenlik tedbiri var aslında. Hiçbir boşluk kalmadan bu şekilde güvenle geçilebiliyor aslında asansöre. Bütün boşlukların kapatılmış olması gerekiyor. Her katta da yine aynı şekilde aynı değil mi? Evet. Ve güvenli bir inşaat alanı için malzeme ve ekipmanı nasıl seçiyorsunuz? Dediğim gibi ilk başta bu planlama aşamasında doğru noktalarda doğru malzemeyi ve doğru ekipmanı seçip uygun personelle bu işi yapmanız gerekiyor. 2016 yılı boyunca bölgede çok ciddi rüzgar ölçümleri yaptık. Spesifik alanlarda rüzgar hızlarını ve binalara cephelerdeki rüzgar yüklerini hesapladık. Ve buna paralel olarak da bu cephe platformları üzerinde karar kıldık. Cephe platformları ile ilgili de mutlaka o sertifikasyon bizim için çok önemli. Standart dışı malzemeyi kullanmamamız gerekiyor. Bunların tamamının işte ağırlık sensörleri var. Ayrıca her birinde maksimum yükleme kapasiteleri yazılı vaziyette. Personelin gerekli bilgilendirilmesi yapılmış vaziyette. Bunun paralelinde de çalışan personelin de kişisel koruyucu donanımlarını eksiksiz bir şekilde kullanması ve herhangi bir istemediğimiz durum, bir hadise olduğu zaman çalışan personelin platformdan bağımsız bir şekilde platformla beraber yere düşmesini önlemek adına işte dikey yaşam halatları ve kişisel koruyucu donanımlı olarak da full bütün vücudu koruyan emniyet kemerleri kullanmasını sağlıyoruz. Kolay gelsin. Mesai saatindesiniz, çalışıyorsunuz. Peki kaç yıldan beri bu sektörde çalışıyorsunuz? 18 yıldır çalışıyorum. 18 yıldır çalışıyorsunuz, aslında uzun bir süre. Ve şu anda da yüksek güvenlik tedbirleri alınmış bir inşaatta çalışıyorsunuz. Daha önceki çalıştığınız yerlerle karşılaştırdığınızda nasıl farklılıklar var arada? Önceki çalıştığım yerlerde genelde yurt dışında falan çalıştım. Bu kadar güvenli olduğunu hiç görmemiştim. Buradaki güvenlik derecesi daha güzel. Daha iyi verimli çalışıyoruz. Çıkacağım platformun ilk önce switchlerini falan kontrol ederim. Vidalarını falan, sıkılma vidalarını, platformun elektrik akımını falan kontrol ederim. Çıkmadan önce emniyet kemerinin falan sağlam olduğuna bakarım. Her şeyin tam düzenli olduktan sonra iş güvenlik arkadaşlarımızla zaten her sabah görüşme yapıyoruz. Görüşmenin üstüne platforma çıkıp işe başlıyorum. Peki şimdiye kadar 18 yıllık sektördeki çalışma hayatınız boyunca başınıza herhangi bir kaza geldi mi ya da arkadaşlarınız? Platform ters dönmüştü. Bir arkadaşımız orada, yalnız emniyet kemeri veyahut da baret üstünde yoktu. Biraz da kendi şeylerinden de olayı. İş güvenlik açısı da fazla sıkıntılıydı orada. Bir arkadaşımız orada öldü.
Ama burada öyle bir imkanımız yok. Burada her şey tas tamam ve çok güzel. Gerçekten iş güvenlik çok önemli. Çok hassasiyetli davranıyorlar. Bizim de işimize geliyor. İşimiz de bayağı bir kolay. Çalışma sistemimiz de güzel. Peki sizler çalışan olarak yönetmelikteki kurallara uyuyor musunuz? Eksiksiz uyuyoruz. Yani kendi hayatımızın söz konusu olduğu için baretsiz, gözlüksüz, emniyet kemersiz, ayakkabısız, iş elbisesi vesaire gibi şeyleri biz kendimiz zaten bildiğimiz için kendimiz yapıyoruz. Bilmediğimiz noktalarda iş güvenlik elemanları bize her zaman her sabah öğlen hatırlatıyorlar. Bu bizim için daha iyi. İşimizin bir gün sonra veyahut da üç gün sonra bitmesi önemli değil. İlk önce iş güvenliğinin önemli olması güzel. Bu yönden de çalışmamız daha güzel ve daha kolay oluyor yani. Tekrar kolay gelsin. İstatistiki verileri incelediğimizde inşaat sektörü yalnızca ülkemizde değil birçok ülkede de tüm dünyada ölümlü iş kazası bakımından önde gelen sektörlerden bir tanesi. Bu sebeple inşaat sektöründe organizasyonel ve toplu koruma önlemlerinin önemi kadar kişisel koruyucu donanımların kullanımıyla temin edilen kişisel koruyucular da ayrı bir önem arz etmekte. Sizlere bir çalışan inşaat sahasına çıkmadan önce hangi kişisel koruyucu donanımları kuşanmalı, nelere dikkat etmeli? Biraz bundan bahsetmeye çalışacağım. Evet, üzerinde reflektif şeritler bulunan bir mont giyiyor çalışanımız. Reflektif yelek de olabilir, mont da olabilir. Renkli olmasının sebebi gündüzleri dikkat çekebilmek şantiye sahasında ve bu şekilde tehlikelerden korunmak. Reflektif şeritlerin olması da gece çalışmalarında ışığı yansıtması ve yine kişinin, çalışanın görünürlüğünü arttırması amaç edinilmiş. Reflektif yeleğimizin ardından çalışanımız eğer yüksekte bir iş yapacaksa, yüksekte yapılan işlerde düşmeye karşı korunması adına tam vücut emniyet kemerini şu an kuşanıyor. Bu emniyet kemerinin ayarlanması, takımı 2-3 dakikalık bir zaman alabiliyor çünkü kişiye göre ayarlanması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an gerekli ayarlamaları yapıyor. Tam vücut emniyet kemerinin en önemli artısı çalışan düştükten sonra çalışanın yere çarpmasını engellemek. Bundan dolayı kişinin üzerine binebilecek yükü azaltmak bakımından görmüş olduğunuz üzere tüm vücudu sarıyor ve dolayısıyla düşmenin şiddetini tüm vücuda dağıtarak kişinin daha az zarar görmesine sebep oluyor. Tam oturmazsa kişi herhangi bir düşme durumunda bu emniyet kemerinden sıyrılarak yere çarpma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Baret muhtemelen inşaat sahalarında en yaygın olarak gördüğümüz en çok kullanılan kişisel koruyucu donanım. Kafatasını ve kafaya gelen darbeleri önlemesi bakımından bizler için çok büyük önem arz eden bir donanım. İş eldivenleri, kişinin karşılaşacağı risk ve tehlikelere göre birçok iş eldiveni türümüz var aslında. Genelde inşaatta çalışanlarımız mekanik risklere karşı, yani herhangi bir iş yaparken elinin kesilmesi veyahut yaralanmalara karşı ya da aşınmaya karşı eldivenler kullanıyorlar. Evet, bir sonraki kişisel koruyucu donanımımız gözlük. İnşaat sektöründe sıklıkla görmüyoruz. Hani pek alışkın olduğumuz bir kişisel koruyucu donanım değil. Ama önemli. Göze bir şey batmasına, göze bir şey girmesine ya da göze bir şey sıçraması riskinin, tehlikesinin olduğu tozlu ortamlar vesaire ya da çelik kesme gibi işlemlerin yapıldığı yerlerde kullanılması çok önemli. Çünkü göz hassas bir organ sizin de bildiğiniz gibi. Evet, şu an görüyorsunuz iş ayakkabısı. Hiçbir zaman normal ayakkabılarla şantiye sahasına girilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü özellikle zemin üzerindeki çivilerin ya da hani birçok batıcı, zarar verici cismin bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tabanı kuvvetlendirilmiş, çok büyük bir kısmında çelik, levha olan ayakkabıları ve herhangi bir cisim düşmesine karşı da çalışanın ayağını koruyacak şekilde
çelik burunlu iş ayakkabısının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.